Sayın Valim, çok değerli belediye başkan arkadaşlarım, çok değerli İstanbul'un büyükşehir meclis üyeleri, bugün 15 Temmuz şehitlerimizi anma Milli Birlik ve Demokrasi Günü. Dolayısıyla biz bugün burada çok değerli şehit ailelerimizle ve gazilerimizle bir aradayız. Öncelikle burada tam da önünde bulunduğumuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde 13 şehidimizle birlikte tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Mekan ve süreçleriyle ilgili dualarımız hiç eksik olmasın. Çünkü onlara minnet borçluyuz. Gerçekten 15 Temmuz demokrasimize ve milli birliğimize sıkıca sarılma, millet iradesini yok saymanın her türlüsüne karşı koyma kararlılığımızı yüksek sesle hem de en üst iradeyle ilan etme günüdür. 15 Temmuz hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu gerçeğini, Gazi Meclisimizin önemini ve değerini hatırlama ve her zaman hiç unutturmadan hatırlatma günüdür. Ülkemizi 15 Temmuz'a taşıyan koşulları dürüstçe analiz etmek ve bir daha böylesi alçaklıkların yaşanmaması için gerekli şartları oluşturmak önümüzdeki en önemli görevlerden biri olduğunu asla ve asla unutmamak demektir. Kıymetli katılımcılar, çok değerli şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, unutmayalım ki 15 Temmuz'un hain darbecilerinin devlet içerisinde bir virüs gibi yayılmaları uzun yıllar boyunca ve bu konuda yapılan sayısız uyarılara rağmen gerçekleşmiştir. Bu konuda uyarılar yapanların hakarete uğradıklarına, cezalandırıldıklarına ve bu uğurda ne yazık ki hayatlarını yitirdiklerine hep birlikte milletçe tanık olduk. Suçluları bir yana bırakıp onları açığa çıkaranlarla uğraşmak bir devletin, bir toplumun yaşayabileceği en acı, en korkunç akıl tutulmalarından biridir. Ama ne yazık ki bunu yakın tarihimizde hep birlikte yaşadık. Biz yakın geçmişte bunu yaşadık ve maalesef yaşadıklarımızdan yeterince ders aldığımızı ne yazık ki söyleyemeyiz. Herkesi, her kesimi kolayca suçlu, düşman, terörist ilan etmeye dayalı bir siyaset dilinin gerek gerçek suçlu, düşman ve teröristlerin faaliyetlerini örtmekten başka hiçbir işe yaramadığı herkesçe net olarak anlaşılmalıdır. Bugün bulunduğumuz bu güzel İstanbul'umuzun en kıymetli kurumlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde 13 çalışanını şehit vermiş bir kurumun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı olarak bir kez daha diyorum ki hiçbir güç milletin iradesinin üstünde değildir ve olamaz. Herkes bilsin ki 15 Temmuz'un kahramanlarına, aziz şehitlerimiz ve değerli gazilerimize sevgi, saygı ve şükran duygularımız hiç ama hiçbir zaman eksilmeyecek. Her zaman onların yüksek karakterlerinden, o büyük kahramanlıklarından feyz alacağız. Değerli katılımcılar, çok değerli şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, sizlerin kahramanlıkları ve bu gazi meclisimizin önünde hayatlarını kaybeden tüm 15 Temmuz şehitlerimizle birlikte
rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize sağlık ve esenlik diliyorum. Umuyorum ki milletimiz hiçbir zaman bir daha böylesi bir hain saldırıyla karşılaşmaz ve buna dönük tüm hazırlıklara karşı uyanık iç ve dış bu tür faaliyetlere de hiçbir zaman fırsat vermeyiz. Bu manada hepimiz sorumluyuz. Bu manada tüm vatandaşlarımız, kamu yöneticileri, herkesin her anında en uyanık şekliyle sürece dair devletin duruşunu, devletin varlığını ve milletimizin birliğini korumakla mesul olduğunu unutmamalıdır. Bu duygularımla tekrar şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık ve esenlik diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız hitap ettiler. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin önünde şehitlerimizin bir panosu var. Sizleri oraya davet ediyoruz. Pano önüne karanfil bırakılacak ve dua edilecektir. Ardından Büyükşehir Belediye'mizin etkinlik salonunda bir ikram vardır. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sizleri pano önüne davet ediyoruz. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve evladihi ve ashabihi ve ehli beytihi ve aleyhim ecmaîn. Ya erhamer rahimin, ya erhamer rahimin, ya erhamer rahimin ya rabbel alamin. Allah'ım hususiyetle şu mecliste hasreten şehitlerimizin aziz ruhunu bir kez daha şahit etmek maksadıyla tilavet olunan Kur'an-ı Kerim'i kabul eyle. Amin. Allah'ım her birerlerine tekrar gani gani rahmet eyle. Amin. Hususiyetle insanlık ve İslam tarihinden bugüne, Bedir'den Uhud'a, Hendek'e, Huneyn'e, İstanbul'un fethinden Çanakkale zaferine, Kurtuluş Temmuz'dan 15 Temmuz'a ve günümüze kadar toprağın bağrına şehitler olarak uğurladığımız
bir cümle şühedaya rahmet eyle ya Rabbi. Böyle bir misli bir kalkışmadan milletimizi, vatanımızı, devletimizi sen muhafaza eyle ya Rabbi. Bize bu olaylardan dersler çıkarabilmeyi, bir olabilmeyi, beraber olmayı, kardeşler olmayı, sevgiyle, muhabbetle yürüyebilmeyi hepimize nasip eyle. Onların aziz ruhuna zarar getirecek her türlü tehlikelerden, onları üzecek hili kavli hareketlerden millet ve ümmet olarak hepimizi muhafaza eyle. Hususiyetle 15 Temmuz'un 3. yıl dönümünde unutmayarak, vefa örneği göstererek buraya katılan Hazir Ulu'nun her birerlerinin ehli iman ölmüşlerine bir kez daha rahmet eyle. Günahları ve günahlarımızı bağışla. Dualarımızı kabul eyle. Hayırlı işlerimize hepimize muvaffakiyet nasip eyle. Şerlerden, tehlikelerden milletimizi, devletimizi, vatanımızı sen muhafaza eyle ya Rabbi. Şehitlerimizden geriye kalan emanetleri korumayı, evlatlarına, ailelerine karşı bir fiil vazifelerimizi millet olarak hakkıyla ifa etmeyi hepimize nasip eyle. Amin. Bu mekanda gazi olan kardeşlerimiz ve tüm gazilerimize hayırlı uzun ömür, sıhhat afiyetler, taze hayatlar nasip eyle. Amin diyen dillerimizi de nar-ı cehenninden azat eyle. Ya Rabbel Alemin, şu şehitlerimizin huzurunda biz senden istiyoruz ki sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de kamil manada iman etmiş olamazsınız buyurduğu üzere aramızdaki fitneleri ve tefrikaları bertaraf ederek sevgiyle, muhabbetle, kardeşlik hukukuyla beraber şu aziz şehitlerimizin manevi ruhların huzurunda bir kez daha sarılmayı, kucaklaşmayı, onları da malen mutlu etme bahtiyarlığını hepimize nasip eyle. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Esselatu vesselam aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Aziz şehitlerimizin ruhlarına, Rabbimizin rızasına rızaen lillah. El Fatiha. İslam abi. Bir açalım.